Başkanı kendisine yönelik sorulara cevap verdi. Özellikle Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doların nereye gittiği konusunda piyasalardaki dalgalanmayı önlemek amacıyla kullanıldığını söyledi. Siz bu uyanık için neler söylemek istersiniz? Yavaş. 33 fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. HDP'li 9 ismin de fezlekesi bulunuyor. Zamanlaması açısından düşünüldüğünde fezlekeler için neler söylemek istersiniz? İyi Parti'nin de aslında bu fezlekeler için özellikle terör dosyası içeren suçlarda dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy vereceğini biliyoruz. Sizin de tavrınız ne olur genel kurula geldiğinde? Aman. 128 milyar dolarla ilgili açıklama doğru bir açıklama değil. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir açıklama. İnat etti, damadı getirdi, 128 milyar dolar toz oldu gitti. Sordum, madem ki dengelemek için kullanmış, esnafta yok, çiftçide yok, emeklide yok, hiç kimsede yok, nerede bu para? Nereye gittiğini çıksınlar, millete de açıklasınlar. Sonra inatla devlet yönetilmez. İnatla azim arasındaki fark akıl. Devlet akılla yönetilir. Devlet mantıkla yönetilir. Devlet yönetilir. Devlet birikimle yönetilir. İnatla ben işte devleti böyle yöneteceğim. Hangi inat Allah aşkına? Senin inadın dolayısıyla 128 milyar dolar yok. Senin inadın dolayısıyla 10 milyondan fazla işsiz var bu ülkede. Senin inadın dolayısıyla esnaf bugün kanı alıyor. Sen oturuyorsun, partinin kongrelerini yapıyorsun. Sosyal mesafe sıfır, lebalep dolu, esnafa gelince aman ha Covid gelir. Kimin yüzünden? Bir inat yanında mı? İnatla azim arasındaki fark neydi? Akıl. Devlet neyle yönetilirdi? Akılla yönetilir. Akılla mı yönetiliyor? Hayır, inatla yönetiliyor. Ben inat ettim, bunu yapacağım. Ya sen inat edip Kanal İstanbul'u yapacağını, inat edip şu memlekette işsizlere çare olsana, esnafa çare olsana. Dediğim gibi devleti yönetmiyorlar, devleti yönetemiyorlar. Bu konuda herhangi bir şey yapmıyorlar. Sadece ve sadece Erdoğan, ben koltuğumu nasıl koyayım? Bunun için de, bu arayış için. Koltuk benim olsun, memleket mahvolsun. Beklediği bu. Yaptığı da bu, uygulamaları yok. Efendim dosyalar gelecekmiş, efendim dokunulmazlık dosyaları falan filan. Ne söyledim ben? Yıllardır söylüyorum, aylardır söylüyorum. Ya bir partinin genel başkanı mahkemeye hakim tayin edemez. Ben dahil, bütün siyasi partiler için söylüyorum. Siyasi partilerin genel başkanları, bir partinin genel başkanı mahkemeye hakim tayin edemez. Mahkemeye hakim tayin ediyorsa orada o hakime güven olmaz. Bugüne bakın, günümüze bakın. Yargı bağımsızlığı var mı? Yargı bağımsızlığı yok. Erdoğan'ın talimatını savcılar derhal yerine getiriyor mu? Derhal yerine getiriyor. İstediği adamı hapse attırıyor mu? İstediği adamı hapse attırıyor. Şu konuşma usulüne bakın. Meclise gelecek, eller kalkacak, inecek. Ya eller kalkacak, inecek dediği adamlar bu milletin seçtiği milletvekilleri. Bu milletvekillerinin bir iradesi yok mu? Bu milletvekilleri deyip de ya şu dosyaya bir bakalım demeyecekler mi? Erdoğan diyor ki demeyeceksiniz. El kaldırıp indireceksiniz. Ne demek bu? 19 Mayıs hareketlerini yapacaksınız meclise. Yazıktır, günahtır. Bu ülkeye yazıktır. Bu millete yazıktır. Böyle bir yönetim tarzı olur. Bu yönetim tarzı akıldan uzak bir yönetim tarzıdır. İnada dayanan, deve inadına dayanan bir yönetim tarzı. İlla ben tuttum böyle yapacağım. Ya yanlış. Yanlış bunu yapan. Yanlışı da dinlemek istedim. Tutturmuş bir inat gibi. Allah'ım akıl fikir versin. Başka